Konnichiwa minasan, watashiwa. Bişiu, Prince Vitesse. Hoş geldiniz dostlarım, ben Van Prince. Yalama Bakartal arkadaşlar. Rusya'ya gidiyoruz yine. 2018'de Dünya Kupası'nda Portekiz'le biz hala yolumuza devam edeceğiz. Çünkü daha grup aşamasındayız. Son grup maçımıza çıkacağız. Ne yazık ki Portekiz Uruguay'a elendi arkadaşlar. Ronaldo'nun ve Ricardo Quaresma'nın ve Pepe'nin de dünya şampiyonu olma hayallerini yıktılar. Acayip oynadı. Hele o Suarez-Cavani ikilisi arkadaşlar, felaket. Bu serimizde en azından Portekiz'i, Ronaldo'muzu, Quaresma'mızı dünya şampiyonu yapmaya çalışalım. 6 puanla lider durumdayız ve bu grubu zaten geçtik. Grup aşamasını geçtik arkadaşlar. Şimdi İran'a karşımızda, eğer İran yenerse bizi İran çıkacak. Yani Portekiz'e İran çıkacak. Sempati duymuştum zaten İran'a. Üzülmüştüm hatta bu grupta çıkmadığından dolayı. Ama tabii ki İspanya arkadaşlar, onlara da yazık olur. Diğer gruplara şöyle hızlıca bir göz atalım. Rusya yenerse de beraber oynarsa o zaman Uruguay'a karşı olacak rakibimiz bir üst turda. Okey de grubu böyle. Burada Almanya 6 puanda. Normalde fırladılar gittiler. Diğer gruplara böyle uzatmayalım. Son maç felaketti arkadaşlar. 3-0 gerideydik. 3-3 yaptık, sonra 4-3 geriye düştük. 4-4 yaptık ve son dakikalarda 5-4 arkadaşlar. Quaresma ve Ronaldo sahneye çıktı. Zaten şurada görüyorsunuz Ronaldo 4 golle lider durumda. Neyse uzatmayalım. Aslında Portekiz'in çıkmasıyla benim de böyle birazcık moralim bayağı bozuldu. Hatta izleyesim bile yok Dünya Kupası'nı. O kadar yani. Beto biliyorsunuz. Beto neredeydi lan? Malatya Spor'da mıydı? Spor'da Süper Lig'de oynuyor. Onu söyleyeyim. Quaresma ile başlayacağız. Gelson Martins. Yani böyle biraz çok forma şansı bulamayan kişileri sokacağım. Fernandez gelecek. Mordovya Arenası'ndayız arkadaşlar. Çok yeni. 2018 yılında kurulmuş. 44 bin kapasitelik bir stat. Saransk stadında olacak. Daha doğrusu şehrinde olacak. Rusya'nın. Ronaldo'yu görüyorsunuz. Yazık oldu şu adama ya. Ah Uruguay ah. Yaktın bizi. Ona kalırsa Türkiye katılamalı şu Dünya Kupası'na arkadaşlar. Son grup maçımız arkadaşlar, B grubunda lider olarak çıkacağız. Rakibimiz diğer maça bağlı. A grubundaki Uruguay Rusya maçına bağlı. İran taraftarları görüyorsunuz. İran taraftar, bayan taraftarları İran'da maç seyretmesi yasağı varmış arkadaşlar. Ve burada da ama çok futbolu seviyorlar. Burada da bayağı onlar sevindim yani böyle. Hatta şöyle kartları vardı. O kartlarda başörtülülerdi. Stada girdim ama böyle açıktılar. Yani bir tuhaf gerçekten İran'daki durumlar öyle. Yazık yani, normalde futbol izlemek isteyen izlesin. Öyle yasak şey koymak da ne oluyorsa. Neyse bu benim düşüncem tabii arkadaşlar. Okey, milli maçlar okundu. Ronaldo 4 goldan lider durumda. Gol krallığında birinci sırada arkadaşlar. Lukaku ile aynı sıradalar. Maça İran başlayacak. İran, Portekiz maçı hakem ile başladı. Son grup maçımız dediğim gibi. Ondan sonra zaten bu maç heyecanlı olacak. Bu seri daha doğrusu arkadaşlar. Bu İran kalecisi de çok hoşuma gitmişti benim aslında. Şimdi Mehdi. Manuel Fernandez. Quaresma sikim. Ricardo Quaresma. Adamsın Quaresma. Şimdi Manuel Fernandez topu kaybetti. Şey yazdınız çoğunuz arkadaşlar. Abi İran yeni versin. İkiniz gruptan çıkın. O ben her isterim ama haksızlık olur arkadaşlar. Yani öyle şey yapmam. Hiçbir zamanda yapmayacağım. Haklarıyla yansınlar, öyle söyleyeyim. Hak ederek. Dur lan! Bu arada Fernandez şu dakikaya kadar batırıyor bayağı bir. Hacı Safi, Hacı Safi'nin şutu! Bence gelmiş geçmiş en kötü maç Fransa'nın son grup maçıydı arkadaşlar. Danimarka'ya karşı derken İran 1-0 öne geçiyor Sardar! Hayır! Offside arkadaşlar. Hemen VAR kamera sisteminden bakıyoruz. Evet, doğru karar. Offside. Bunu geçen bölümde montajda eklemiştim sizlere. Umarım boşuna gitmiştir. Dikkat ediyoruz. Hadi oğlum Beto. 29 metre. Hemen deniyorlar. Direkt kaleye. Hacı Safi'nin şutu ama. Bizim kalemize tehlike atmadı.
Ronaldo nerede? Quaresma nerede? Bizim oyuncular nerede? Çok pasif kalıyorlar. Süper. Fonte. Gönder Ronaldo. Şimdi Ronaldo ilk defa rakibine sıyrılabildi, kaçabildi. Aşırtıyor. Kalk. Ronaldo kafayı atıyor. Gol. Cristiano Ronaldo. X'e bahsediniz. Oğlum. Köşeye koşacaktım ya. Köşeye korner şeyine koşacaktım. X'e basacaktım. Çünkü öyle yazdım zorunlardı. O zaman suyu hareketini yapıyor. Ama bu şeyde şimdiye kadar bir keresi yaptı. Al otur. Neyse. 5. turnuva golümüzü attık. Dünya Kupası'ndaki Ronaldo'nun 5. golü. Eyvah. Oğlum. Sardar neredeyse beraber golünü atıyordu. Fosen tekrarına bakıyoruz. Çok tehlikeli geldiler. Kıl payı kaçırıyor. Ronaldo'yu gör. Şimdi Quaresma. Bir abon ortası da oğlum. Kafa gelir mi? Cedric! Gol mu? Ne oldu lan? Offside mı? Gol! Gol attın lan! Yes! 2-0. Çok ilginç bir gol. İran'ın bir üst tur çıkma hayalini yıkan bir gol arkadaşlar. Cedric atıyor. Kendisinin bu turnuvadaki ilk golü. Ve skor şimdi 2-0. Ulan gol attıkça insan üzülüyorum da bir yandan ya. Ne tuhaf bir duygu. Demek ki Müslüman olmak böyle bir şey arkadaşlar. Mehdi. Al sana Fonte. Ne yapıyorsun oğlum? Direkt çok da şanssızlar da ya. Ulan üzülmemek elde değil. Biz zaten garantiledik. Yani biz bunu yensek gelmesek de önemli değil. Ki aslında gönlüm istiyor İran devam gelsin ama haksızlık olmasın. Hep haktan yanayız. Manuel Fernandes dikkat etti. İlk yarı her an bitebilir. Aman. Şimdi Arapası bir pozisyon daha bulacak. Sardar şut atıyor. Yine as var. Ve ilk yarı sona eriyor. Arkadaşlar onlar da rahat 2-3 gol atmalılar lazımdı. İspanya Fas 1-1. Bu skor da yetiyor o zaman onlara. Hayır yeniliyorlar. Onlar da bir. Çok karışık grup. O zaman hepsinin 2 puanı oluyor arkadaşlar. Ulan şu İran'a 1 puan versem mi ya? Çok garip bir şey. Çünkü öbürlerin 1 puanı vardı. Şimdi onlar 1 beraber kaldı. 2 puan da olacaklar. İran'da zaten 2 puanı vardı. Yani acayip bir tuhaf grup. Kimin ne olacağı belli değil. Biz hariç tabi. İran ama gol atması lazım. Çünkü gol avarajını düzeltmeleri lazım. 2 gol yediler bizden. Aha çok uff. Kendileri engel oluyor Allah. Çok güzel. Cedric Quaresma'ya o top gelmedi. Mahmadi. Dikkat ettiğim Mehdi. Şimdi solda Mehdi. 55 dakikadayız. Mehdi canlı girdi. Mehdi'nin pası. Gelson karşıladı. Sardar bu sefer Beto kurtarıyor. Ya niye hocam? Aman dikkat. Bu sefer yedik ama. Bu sefer yiyeceğiz mi? Hayır yine atamıyor. Şu çocuğu İran'a sokmazlar arkadaşlar. Quaresma. Çok güzel pas. Adamsın Quaresma. Hayır çok salaktım ya. Oraya pas verilir mi öyle? Quaresma. Quaresma gidiyor. Quaresma'nın şutu asfaltlaşa çıktı. Ricardo Quaresma. Fas'a karşı çok güzel bir gol atmıştı. Gerçekte bunlara karşı acı gol attı. Ronaldo ve burada bitiyor arkadaşlar. İran hayalleri yıkıyoruz. Bu golle hem kendimi üzüyorum. X'e basıyorum. Yap bakalım oğlum. Oğlum. Ronaldo'yu kafa toplarını tutmak zor. Gördüğünüz gibi.
3-0. 68. dakikadayız. 70. dakikaya gireceğiz. 3-0'lık üstünlüğümüz var. İran çok kaçırdı arkadaşlar. Yani bu maçta biz hatta yenebilirlerdi bile. Yani en azından beraberlik. Kolejma. Çok güzel. Ortağı. Kaleci uzaklaştırdı. Kolejma! Trivela yaptı ama direkt. İlla trivela yapacağım ya. Bu maçın hiç önemi yok. Aslında bu maçı geçsey miydim? Direkt şey mi oynasaydık? Knockout stage arkadaşlar. Son 16'lar mı oluyor? Kolejma. Tutuyoruz. Olmadı. Şimdi soldan meyli. Dejaga. Aşkan Dejaga. İran Berk'te en ünlü oyuncusu. Ve Beto. Corner. 90 dakika girdik. Oyuncu değiştirdim. Zırt pırt. Kvarecma'yı çıkart diye şey yapıyor ya. Oyuncu değiştiriyoruz. Moutinho çıkıyor. Ve Gelson, Bernardo Silva ve João Mário girdi arkadaşlar. 90 dakikadayız. Şimdi bu bölüm dediğim gibi hiç heyecanı yok. Bu arada çukurcular var mı aranızda arkadaşlar? Eğer fark ettiyseniz son bölümde çukur şarkısından birkaç şeyler katmıştım. Neyse arkadaşlar 9 puanla bu B grubunu lider olarak bitiriyoruz. Ve bir üst sıra çıkacağız. Şimdi bu bölüm esas heyecanlı yanı Rusya mı Uruguay mı? İnşallah Uruguay'dır da şöyle şeyin acısını çıkartırım onlardan. Ronaldo 3 şut 2 gol. Uzatmayalım. Ne oldu şimdi? 1-1. Fas çıkıyor gruplardan. Olamaz. İspanya elendi ve Uruguay'a karşı oynayacağız. Aynı gerçekte gibi arkadaşlar. Bakalım. Kimler... Ya da durun. Buradan şey yapmaya gerek yok. Hemen eleme turuna bakalım. Kim kime karşı oynayacak? Okey. Rusya oynamış bile. Onlar bir üst şeyi yenmiş Fas'ı. Fransa 3-0 Arjantin'i yenmiş. Normalde o da çok güzel bir maç oldu. 4-3 Fransa. Brezilya Meksika oynayacak. Belçika, Polonya, biz, Uruguay, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, İspanya burada bir sıra çıkıyor ya. Neyse oldu arkadaşlar. Ben şimdi bu kadar. Dedim bu bölüm öylesine yani formalite olarak gereği oynadım. Normalde geçebilirdim de ve hemen sanırım bu maçı oynardık ama olsun. Maksat video olsun arkadaşlar. Sizlere eğlence olsun. Sizlere güzel vakit geçirebilmek için. Bir dakika ne oldu ne yazıyor? Ronaldo maç anlamı seçiliyor. Okey. Yani maksat sizler güzel vakit geçirin arkadaşlar. Oldu. Öptüm sizleri. Bir dahaki videoyu yine de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen lütfen. Çünkü destek çok önemli. Dediğim gibi hele bu aralar geri dönüşten sonra sizlerin desteğine çok çok ihtiyacım var. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Peace out. Sayonara. Bye bye.